Evet sevgili 5'ten 6'ya geçen öğrenci arkadaşlar hepinize merhabalar. Sizler için 6. sınıfa geçtiğinizde 1. ünitede göreceğiniz konuların geçtiğimiz senelerde 4. ve 5. sınıftaki konularla ilişkileri neler? Bunların anlatıldığı böyle bir içerik hazırlayalım dedik. Faydalı olacağını düşünüyoruz sizler için. Birlikte gelin bir bakalım. 6. sınıfa geçtiğinizde 1. ünitede güneş sistemi tutulmalar konusunu öğreneceksiniz. Bu... 4. sınıfta öğrendiğiniz dünyamızın hareketleri. Bir de 5. sınıfta gördüğünüz güneş, dünya ve ay'ın birbirine göre hareketleri konularıyla ilişkili. Yani bu konuların tekrar edilmesi, yani şöyle bir hatırlanması 6. sınıftaki 1. ünitede sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Birlikte gelin tekrar edelim, bir hatırlayalım bakalım neler öğrenmiştik. 6. sınıfta güneş ve ay tutulmaları kazanımı var. Yani güneş sistemini öğreneceksiniz ayrıca burada tutulmalar konusu var. Güneş ve ay tutulmaları kazanımında 4 ve 5'te gördüğünüz bu konuların çok çok önemli yerlere sahip olduğunu anlayacaksınız. Tabii ki ayın evrelerini de hatırlamamız gerekiyor. Buna da kısaca değinmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi başlayalım isterseniz. Önce 3 tane gök cismi diyoruz. Güneş, Dünya ve Ay. Bunların büyüklüklerini kesinlikle hatırlamamız, bilmemiz gerekiyor. 3 tane gök cisimden en büyüğü tabii ki Güneş'tir. Daha sonrasında Dünya gelmiş oluyor ve en küçük olarak da ay yani uydumuz olan dünyanın uydusu olan ay gelecek aklımıza. Bunları eşleştirmek istediğimizde mesela karpuz, elma ve burada fındık tanesi var. Bu şekilde sorular karşınıza gelebilir. Güneşi en büyük buradaki yani besin maddesi karpuzla eşleştirebiliriz. Dünyayı elma ile eşleştirebiliriz, ayı da fındık tanesiyle eşleştirebiliriz. Yani 3 tane böyle besin maddesi verip Güneş, Dünya ve Ay sembolize edilecek şekilde size soru sorulduğunda en büyüğünün Güneş, ortancanın Dünya, en küçüğünün de burada Ay olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bunu kısaca size hatırlatmış olduk. Şimdi geçelim. Burada Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketleri. Ve tabii ki ayın dünya çevresindeki hareketlerini de bir sonraki sayfamızda incelemiş olacağız. Şimdi dünyanın güneş çevresindeki hareketine dikkat edersek bakın batıdan doğuya doğru ve saat yönünün tersi yönünde dönmüş oluyor. Saat yönü böyle dönüyordu arkadaşlar hatırlarsanız. Bu saat yönünün tersi yönünde dönmüş oluyor. Ve bu dolanım mevsimlerin oluşmasını sağlamış oluyor. Yani sonbahar, kış, ilkbahar, yaz gibi mevsimlerin meydana gelmesinde... Dünyanın güneş çevresindeki dolanımı etkiledir. E, bu dolanım süresi bir yıl olarak adlandırılıyor. Ya da gün ile ifade edersek 365 gün ve 6 saatlik bir zaman diliminde bu durum gerçekleşecek arkadaşlar. Hatta şuraya da bir yıl olarak notumuzu almış olalım. Ve saat yönünün tersi yönünde döneceğini, gerçekleşeceğini söylemiştik. Ve e, burada güneş ve dünyanın aynı zamanda ay da tabii ki küresel şekle sahip olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Yani e, burada geometrik şekillerin neler olduğunu hatırlamamız gerekiyor tabii ki. İşte küre var mesela dünya, ay ve güneş küreseldir yani top gibidir. E, küp var, silindir var, dikdörtgenler, prizması var bunların nasıl şekillere sahip olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Mesela elimde gördüğünüz bu kapak şu an mesela şurasını yok sayarsak şu haliyle bakın bir bütün haliyle düşünürsek silindir şekline sahiptir. E bunların bakın yani böyle dünyaya da güneşe benzer bir tarafı yok. O zaman küresel dememiz daha doğru, daha mantıklı olmuş olacak. Küp ve dikdörtgenler prizması da olamayacağı için zaten aklımızda kalması kolay olur. Diyoruz. Evet, dünyanın güneş çevresindeki dolanımını bu şekilde özetledik ve hatırladık. Önümüzdeki yılla alakalı işlerimizin kolaylaşacağını şimdiden söyleyebiliriz bunları hatırlarsak. Ay'ın hareketlerine geçtiğimizde ise ayın hareketleri dünyanın hareketlerine benziyor mu? Bence benziyor. Çünkü Bakın hatırlayalım. Şurada hemen bir karşılaştırma yaparsak. Bakın dünya güneş çevresinde saat yönünün tersi yönünde dolanıyordu. Ay da aynı şekilde dünyanın çevresinde saat yönünün tersi yönünde bakın dolanma hareketi yapıyor. Ve bu dolanma hareketinden e, peki ne oluşuyor? Burada ayın evrelerini falan görmüş oluyoruz. Yani ayın kendi içerisinde yeni ay, dolunay, işte ilk dördün, son dördün, son dördün gibi evreleri var bu dolanım sonucunda ayın evreleri meydana gelmiş oluyor. Bir de şunu unutmayalım arkadaşlar. Ayın kendi çevresinde de bir dönme hareketi var. Ayın kendi çevresindeki dönme hareketi yaklaşık bir ay kadar sürmüş oluyor. Yani yaklaşık 27-28 gün kadar sürmüş oluyor. Ve bu kendi eksen etrafındaki dönme süresiyle dünyanın çevresindeki dolanma süresi de aynı şekilde bir ay kadar sürmüş oluyor. Yani birbirine yakın. Bu sebeple biz mesela dünyanın neresinde olursak olalım. Ayın e, hep aynı yüzünü görmüş oluruz. Mesela Afrika'da oturuyor olsaydık, aya baktığımızda Ayın hep aynı yüzünü görmüş olacaktık. Ya da işte Çin'de oturuyor olmuş olsaydık, aya baktığımızda yine aynı yüzünü, aynı tarafını görmüş olacaktık. Bunun da sebebi Ayın kendi ekseni etrafında ve Dünya etrafındaki dolanma sürelerinin birbirine eşit olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Ay Dünya etrafındaki dolamın e, etrafındaki dolanımını ve kendi etrafındaki dönüşünü yaklaşık 28 gün diyebiliriz. Yani 27.3 gün gibi bir şey oluyor ama 28 günde tamamlamış oluyor. 28 günde yani yaklaşık olarak bir aya denk gelmiş oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde yani bunu belki burada vurgulamayı unutmuş olabiliriz. Dünyada güneş çevresinde dolanma hareketi yaparken aynı zamanda da kendi etrafında dönme hareketi yapıyor. Bu dönme hareketi sonucunda yani dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketi sonucunda da gece ve gündüz meydana geliyordu. Hatırlayalım arkadaşlar. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi ayın evrelerinin meydana geleceğini söylemiştik. Şimdi ayın evrelerini hatırlamamız gerekiyor. Nasıl hatırlıyoruz? Bununla alakalı böyle küçük bir etkinlik yapmışız. Bunu size gösterelim. Şöyle evet sayfamızı da ortalayalım. Evet. Şimdi ilk etapta e, ayın başlangıç evresi vardır. Bu başlangıç evresi yeni ay evresidir arkadaşlar. Bakın burada böyle aya baktığımızda karanlık gibi görmüş oluyoruz. Onu aslında parlak değil karanlık silik bir şekilde gözlemliyoruz. Yani e, ayın dünyaya bakan tarafı yani bize bakan tarafı karanlık görülmüş oluyor. Bu ay yeni ay evresi olmuş olacaklar e, olmuş olacak arkadaşlar. Hemen bu ay evresinden sonra gelen evre Bakın hilal evresi olmuş oluyor. Yani burada hafiften bir aydınlanma meydana gelmiş. Bu evreden sonra, bunu da hemen şöyle sıralayalım. Bu evreden sonra meydana gelecek olan evremiz ilk dördün evresi. Bunların altlarına tek tek zaten yazmış olacağız. İlk dördün evresi ve ilk dördün evresinden sonra, yani burada bakın süre olarak yeni aile ilk dördün arasında bir haftalık sürenin geçtiğini unutmayalım arkadaşlar. Bunlar ana evrelerdendir. Ana evreler arasında bir haftalık süre olduğunu unutmayalım. Ee, ve ilk dördün evresinden sonra şişkin ay evresi meydana geliyor. Bakın yavaş yavaş dolunay evresine doğru bir geçiş var. Ve evet ilk dördün evresinden de bir hafta sonra dolunay dediğimiz aya baktığımızda yani tamamının değil de bize bakan dünyaya bakan tarafının tamamının parlak olarak görüldüğü güneşten aldığı ışınların tamamını dünyaya neredeyse yansıttığı ve bir evre olmuş oluyor bu evre dolunay evresi ve dolunay evresinden sonra yine şişkin ay gözlenmiş olacak bunu da şurada belirtelim hemen şişkin ay evresi bakın yavaş yavaş ne oldu e, ışık alan bölümü azalmaya başladı bakın burası siyahlaşmaya başladı ve bu evreden sonra artık siyahlaşan bölüm yani ışık alan bölüm giderek azaldığı için bakın son dördün evresi meydana geliyor. Bu son dördün evresinden sonra ise e, tekrardan hilal evresi meydana gelmiş olacak. Şu şekilde çevirelim ve evet hilal evresinden sonra da tekrardan yeni ay evresine bir geçiş söz konusu diyoruz arkadaşlar. Şimdi sırayla yeni ay evresi gerçekleşti, hilal evresi oldu. Hilal evresinden Sonra yani yaklaşık 2-3 gün sonra ilk dördün evresi gerçekleşiyor. Burası yeni ay evresi. Hemen bir hafta sonra ilk dördün gerçekleşiyor. Daha sonra şişkin ay meydana geldi. Şişkin aydan sonra dolunay dediğimiz ana evre meydana gelmiş oluyor. Ve bundan yine 2-3 gün sonra bir şişkin ay daha meydana gelecek. Bakın ara evreleri yazmıyorum. Ana evreleri yazıyorum. Yine devam ediyoruz. Dolunay'dan bir hafta sonra da son dördün dediğimiz evre meydana gelmiş olacak. Ve yine hilal meydana geliyor. Hilal'den sonra da tekrardan yeni ay evresi bir döngü halinde devam ediyor. Bu yaklaşık 28 gün yani bir ay gibi bir süre sürmüş oluyor. Şu şekilde bir hafta olduğunu da gösterelim. Bakın ilk dördünle. Dolunay arasında da yine aynı şekilde bir haftalık bir süre var. Şurada gösterelim. Ve dolunay ile de son dördün arasında yine bir haftalık bir sürenin olduğunu söylüyoruz ve son dördünle de yeni ay evresinde ne bir haftalık sürenin olduğunu belirtmiş olalım arkadaşlar. Görüldüğü üzere bu evrelerin gerçekleşme sırası bu şekilde oluyor. Bunu öğrenciler genellikle karıştırıyorlar. Siz umarım bu anlatımdan bir şeyler çıkartmışsınızdır, kendinizce bir şeyler edinmişsinizdir. Umarım da faydası olur. Anlamadıysanız tekrardan yani bu kısmı tekrardan başa sarıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Gerektiğince açıklamaya çalışırız. Hepinize başarılar. Diğer ünitelerle alakalı ikinci, üçüncü ve diğer branşlarla alakalı da içerikler, videolar koymaya çalışacağız. Hepinize başarılar. İyi tatiller diliyoruz şimdiden. Hoşçakalın.